O yüzden yok. Ben sana ihtiyacım zaten. Ben sınırda olduğunuzu bilmiyorum. Sonra ben sarmaya Yani bu öncelikle Türkiye'deki erkek zihniyetinin, erkek egemen ve ataerkil yapının bir yansıması. Mecliste milletvekili olmuş ama hala o zihniyetten kurtulamamış. Yani ben ona soruyorum, acaba o milletvekilini hak etti mi gerçekten? Hak etmediği bir koltukta oturmuyor mu? Eğer bir milletvekili ise ve halkın tümünü temsil ediyorsa, toplumun yarısını oluşturan kadınlarla ilgili nasıl böyle büyük bir ciddiyetsiz ve sorumsuzlukla açıklama yapıyor? Biz kadınlar olarak gerçekten bu açıklamayı kendisinden bekliyoruz. İlki bu. Diğeri, yani Türkiye'de gerçekten kadın katliamlarının, kadına yönelik şiddetin, kadın erkek eşitsizliği konusunda uluslararası endekslerde ilk sıralarda yer alan bir ülke konumunda. Tam da bu zihniyettir buna sebep olan. Yani kadını katleden, öldüren de, döven de, istihdamda eşit yer vermeyen de, siyasette karar mekanizmasında yer vermeyen de, sokakta taciz eden de, tecavüz eden de, genel olarak yani kadına yönelik bakışta bu fiillerin tümü böyle bir zihniyetin sonucu. Bir kere bu bizim açımızdan kabul edilemez. Yani biz Halkların Demokratik Partisi olarak zaten kadın özgürlüğünü önceleyen bir partiyiz. Kadın temsiliyetini ve kadının özgürleşmeden toplumun asla bir özgürlüğünden söz edilemeyeceğini sürekli vurguluyoruz ve bunu biz sadece söylemiyoruz, yapıyoruz. Yani bizim tüm temsil mekanizmalarında, karar mekanizmalarında bu il ilçeden genel merkeze kadar bilindiği üzere %50 cinsiyet kotamız var. Yani eşitlik temelli çalışıyoruz. Şu anda da parti meclisimizde, MYK'mızda, diğer yönetimlerimizde bunu uyguluyoruz, yaşama geçiriyoruz. Bu bir tüzük maddesidir aynı zamanda. Yani temel ilkelerimizden biridir. Tabii ki milletvekili seçimlerinde de, adayların tespitinde de bu eşit temsiliyete çok özenle uyulacak, dikkat edilecek. Yani biz 550 milletvekilinin 275'inin kadın olması gerektiğini savunuyoruz. Tam da dün AKP milletvekilinin açıkladığının tersine. Yani bu konuda kadınların toplumda maalesef eşit temsil edilmediği, ayrımcılığın devam ettiği, kadına yönelik şiddetin ve katliamların siyasi irade tarafından desteklenmesi sebebiyle böyle bir durum var. Yani hak etme meselesini tartışırsak kadınların bu toplumda erkeklere nazaran birçok mekanizmayı, karar organını, mevkiyi daha çok hak ettiklerini biliyoruz ve biz milletvekilliğini ya da bir yönetimi de iktidar alanı olarak görmüyoruz kadınlar olarak. Biz iktidarı değil, ortaklaşmayı, işbirliğini güçlendirmek temelli bakıyoruz. İktidarları dağıtmak üzerinden bakıyoruz ve gerçekten ben bizim temsil noktamızda bir sıkıntımız yok. Bakışımızda sorduğunuz soruya sanırım cevap verdim ama tekrar vekile dönecek olursak ben Türkiye'deki bütün kadın örgütlerinin, kurumlarının ve bizzat AKP içindeki kadınların da buna karşı çok güçlü bir ses vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sözler kadına şiddet uygulayan, kadına ayrımcılık uygulayan, katleden, tecavüz edenlere cesaret veriyor. Büyük bir cesaret veriyor. Bunu derhal durdurmamız lazım.